Hazreti Peygamber sürekli meleklerle beraber. Kalp meleklerle, kalp melekleşiyordu, tertemizdi. Belki melekler Muhammedleşiyordu aleyhisselam. Öyle ya, öyle ya. Oturuyor Hazreti Peygamber, namaz kılmakta, zikir çekmekte. Herkes Allah'ın Resulüne selam veriyor. Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlar, geçiyorlar. Biri daha selam verince meleklerden biri der ki, ey Allah'ın Resulü, şu selam veren şu zat kim acaba? Şu güzel yüzlü olan. Hazreti Peygamber buyurur ki, o benim damadımdır, Osman'dır o. Melekler der ki, öyle mi? Osman o mu diyecek? Hazreti Peygamber taaccüp içinde şaşırır. Evet der, o Osman'dır. Subhanallah derler. O Osman o mu hakikaten? Evet. Melekler bir an toparlanmaya başlarlar. Hazreti Osman'ın etrafında. Göremiyor Hazreti Osman. Bilemiyor Hazreti Osman. Melekler ona bakıyorlar böyle hayret makamı içerisinde. Allah'ın Resulü hayret eder. Derler ki meleğe, niye siz bu kadar şaşırdınız Osman'ı görünce? Derler ki, ey Allah'ın Resulü, semadaki melekler sizin bu damadınız Osman'dan çok bahsediyorlar. Onu çok övüyorlar. Bu zat Allah'ın katında çok kıymetliymiş, çok şerefliymiş diyecekler. Öyle övecekler. Allah bazen öyle yaratır ki, öyle acayip yaratır ki bütün güzellikleri onun üstünde toplar. Tıpkı Hazreti Ali'nin söylediği gibi, bir gün baktım Allah Resulü Aleyhisselam'ın mübarek yüzüne, bir de aya baktım. Vallahi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü aydan, dolunaydan daha da beyazdı diyecek. Bütün güzellikleri kendinde toplamıştı. Medine'deki zat. Büyük imam. Peygamberlerin büyüğü. Salat sana, selam sana. Fedake bi ebi ve ummi. Sahabenin dediği gibi, babamız anamız sana feda olsun. Biz seni o kadar çok seviyoruz ey Allah'ın Resulü. Benim peygamberim bana annemden çok daha merhametlidir. Benim peygamberim namaz kılarken, secdedeyken ümmeti ümmeti ya Rabbi ümmetime merhamet et derdi. Benim ümmetimden niye anneden daha merhameti söyleyeceğim? Unutmayın bunu. Benim peygamberim Allah'a yalvaracağı zaman, ya Rabbi ümmetimden bir tanesi cehennemde kalırsa bilesin ki Muhammed razı olmayacak diyecek. Böylesine seviyordu ümmetini. Mahşer öyle bir an olacak ki anne bile evladından kaçacak, biliyor musunuz? Evlat bile annesinden kaçacak. Acaba oğlum benden şikayetçi olacak mı? Acaba annem benden şikayetçi olacak mı diye. Ama Hazreti Muhammed göğsünü açacak. Helummi ileyye, bana doğru geliniz diyecek. Bu yüzden peygambere Kur'an alemlere rahmet diyecek. Bereket diyecek, tasvir edecek, anlatacak. Peygamber size annenizden daha yakındır. Daha da rauftur, daha merhametlidir. Allah-u Teala onun bereketinden bizi mahrum etmesin. İçeri girer Hazreti Osman. Allah'ın Resulü hemen toparlanır. Derdini anlatır. Ve çıkıp gidiverir. Gidiverir. Ama Hazreti Ayşe, Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı, hayret eder. İki şeyden dolayı. Bir, Hazreti Peygamber onun huzuruna toplandı. Peygamber o. İki, babam Hazreti Peygamber Aleyhisselam, babam Ebu Bekir gelince toplanmadı. Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer gelince toplanmadı ama Osman gelince toparlandı. Sorar der ki Hazreti Ayşe, ey Allah Resulü, babam gelince toparlanmadınız, uzandınız. Ömer gelince de toparlanmadınız, oturdunuz. Ama Osman içeri girince radıyallahu anh toparlanıverdiniz. Anlayamadım acaba. Acaba Osman, Hazreti Osman babam ve Ömer'den daha mı büyük, daha mı hayırlı ki, daha mı faziletli ki o içeri girince siz toparlanıverdiniz diyecek. Gülümser Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Der ki Ayşe,
Melekler yanı başındalardı. Ebu Bekir girince melekler ona gülümsediler. Osman gelene kadar Ebu Bekir'le konuştu. Ebu Bekir gidiverdi, Ömer geliverdi. Ömer'i de görünce melekler tebessüm ettiler. Ama Osman gelince melekler ayağa kalktılar. Meleklerin dahi utandığı bir adamdan ben nasıl utanmayayım? Meleklerin dahi haya ettiği bir adamdan ben nasıl utanmayayım Ayşe diyecek. Öyle anlatacak.